hem onların görüş, duygu ve düşüncelerini almak hem de helalleşmek. Bu amaçla buradayız. Eğitim müşavirimiz Sayın Mehmet Avcı Bey'in de selamı var. Aslında o da bugün aramızda olacaktı. Ama sonra da Türkiye'den gelen bir telefonla programda değişik olduğu için katılamadı. Kendileri selamlarını iletti. Arkadaşlarımıza da güle güle dilekler. Ben arkadaşlarımızın duygu ve düşüncelerini almadan önce ilk olarak Sayın Dirişleri Başkanımız Tayyip Atalay Bey'in duygu ve düşüncelerini almak istiyorum. Müsaade olsun. Buyurun. Arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İnşallah hoşuna gidiyorsunuz yani. Hoşuna gidiyorsunuz. Güzel şeyler bırakarak gidiyorsunuz. Tabii öğretmen kökenli olduğum için ben de neticede hep inancım şu yönde. Kıbrıs'a ve Kıbrıs gibi yerlere imamdan daha çok öğretmen lazım. Etki açısından. İmam lazım. İhtiyaç olduğu zaman mutlaka. Ama öğretmen daha çok lazım. Çünkü siz öğretmenlik mesleğine gönül vermiş insanlar, Allah'ın dinini, öğretmenlik mesleğinin formasyonu ile buluşturup çok daha güzel bir şekilde ulaşılamayacak yerlere ulaştırıyorsunuz. Çocukların gönüllerinde güller açtırıyorsunuz. O açıdan size çok çok ihtiyaç var. Doğrusu bize de son geldiğiniz kaldığınız süreçinde 3 yıldır özellikle yaz kurslarında çok katkılar sundunuz. Aslında biz çok belki karşılık veremedik ama çok güzel düşünceleri, fikirleri olan, gerçekten güzel öneriler olan hocalarımız oldu içinizde. Biz yetişemedik. Özellikle Hasan Hocam şimdi gidiyor. Ben az önce Hasan Hocam burada andım. Yani dedim ki ya Hasan Hoca da gidiyor mu? Çünkü Hasan Hocam girişinde koçuna büyük boşluk oluşturacak. Siz bilmiyorsunuz. Nerede eksik var Hasan Hoca orada biliyorsunuz. Sağ olsun. Her yerde yetiştiniz yani. Yani bize zaman zaman hocamın çok faydalı tenkitleri, eleştirileri oluyordu. Yani burada senin diyabında da konuştuk Hasan Hoca. Ben dedim Hasan Hoca tüm eleştirilerinde, bize eleştirilerinde haklıydı. Yani gerçekten. Sizlerin yine bizim ulaşıp ulaşmadığımız yerlere, yerlerde yaptıklarınız, gördüğümüz, görmediğimiz yerlerde yaptıklarınız zaten ortada. Aileler, veliler, görüştüğümüz insanlar din dersi öğretmenlerinden çok mutlu. Benim sadece isteğim şu, gidenler giderken bir rapor verirlerse tekrardan burayla ilgili düşüncelerini, duygularını içeren ama aynı zamanda gözlemlerini ve tavsiyelerini içeren bir rapor olursa bize de aynı şekilde düşer bu. Hem Milli Eğitim Camiası'yla hem dini hayatla ilgili hem dini alanda yapılacak işlerle alakalı. Belki yavaş yavaş biliyorsunuz Din İşleri Başkanı olarak da oturmaya başladık. Bundan sonra yapabilme gücümüz, takatimiz var diye düşünüyorum, olur diye düşünüyorum. Bize ışık tutmuş olursunuz. Allah yolunuzu açık etsin. Yani gittiğiniz yerlerde de zaten durmayacaksınız. Yani eğitim neferi için burası, orası var mı? Fark etmiyor yani. Siz bulduğunuz her yerde öğretmensiniz ve bulunduğunuz her yerde öğretmensiniz. Bulduğunuz herkese ve her şeyde öğretmensiniz zaten. Bizlere dua etmeyi unutmayın. Çünkü öğretmenlerin dualarının ben daha fazla kabul olacağını düşünüyorum. İmamlardan ve din görevlilerinden. Çünkü din görevlileri biraz daha biliyorsunuz iş olarak yapıyoruz biz bu işi. Öğretmenlik de belki öyle ama öğretmenin ayrı bir hali, havası var, farkı var. Daha fazla gayretlisiniz. Dualarınızdan eksik etmeyin hem din görevlilerine de tümden, hem bana hem de camiamıza inşallah. Teşekkür ediyorum yeniden hizmetleriniz için. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin. Sağ olsun. Tabii bu arada aslında belki şeyimizi de verelim bence konuşmalardan önce. Ve verelim konuştuktan sonra verirken konuşma yapsın arkadaşlar. Duygu düşüncelerini alsın, yapılmaz mı? Biz de öğretmenlere. Hani bize hizmetiniz geçti. Onun için bir teşekkür namazı hazırlıyoruz sizlere. Teşekkür. Giden arkadaşlarımız Ayhan Hocam, Ayhan Ergül. Şöyle mi? Ayhan Hocam ben de şöyle geçer. Kaydedip de geçeceksen değil mi? Arkadaşlar tamamı da çıksın. Tabii. Teşekkür ederim. Şuradan alırsın. Hocam bu video alıyorum hocam. Olsun şöyle git arkadaşlar alsın yani. Şöyle alırsın. Hocam teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben değerli abilerimizden, yeni gelen arkadaşlarımızdan da bir önceki din kültürü öğretmenlerinden devraldığımızdayım. Tabiri caizse Kıbrıs'taki
okullarda yürütülen din hizmetlerini, din dersi öğretmenliğini elimizden geldiği kadar bir arada istişare babında haftalık, aylık, yıllık işte rutinlerle zaman zaman periyot bozulsa da elimizden geldiği kadar düzenli olarak devam ettirmeye gayret ettiğimiz bir sistemle çalışmaya gayret ettik. Herkesin bildiği kendine tabii elbette ama ortak akıl üreterek hem Din İşleri Başkanlığı'nın paralelinde hem eğitim müşavirliğinin desteğinde bizden sonra gelen arkadaşlar da Allah razı olsunlar o sisteme çok çabuk ayak uydurdukları için verimli şeylerin olduğunu düşünüyorum. Geriye aldığımız dönütlere çok çok iyi niyetli buluyorum. Allah o teveccühüne bizi layık kılsın. Çok güzel uğurlama adına bize onur edici cümleler kullandılar. Rabbim layık kılsın. O duaları inşallah kabul etsin. Bizden sonra devam edecek arkadaşların hiçbir eksikleri yok. Bizden çok çok fazlaları var. Eminim gelecek arkadaşlar çok daha farklı bir sistem getireceklerdir. Çok daha güzel hizmetler yapacaklardır. Hani şu meşhur ayakkabıcı örneği gibi. Kıbrıs'a baktığınızda yapacak çok şey de görebilirsiniz. Yapacak hiçbir şey yok diye durabilirsiniz de. Allah bu çalışan kardeşlerimizin sahibi gayretini kabul etsin. Artarak devam etsin inşallah. Ben hasbelkader zümreyle ilgili olarak belli bir süre telefon trafiğini idare eden kişi olarak söyleyeyim. Arkadaşlar bilmeden, yani bilerek yapmayız elbette ama bilmeden kırdıysak, dilimiz suçluysa özür dilerim. Hepsinden helallik istiyorum. Allah'a emanet ediyorum hocam. Kolay gelsin. Bize Ayhan Hoca biliyorsun bilgi ulaştırma konusunda sağ olsun her konuda. Ben sana çok tatmin oldum. Sağ olsun. Allah razı olsun. Hadi İbrahim Coşar hocam. Hocam video çekiyorum ben. Videoyu fotoğrafa dönüştürebilir miyim? Evet dönüştürürüz. Evet arkadaşlar Allah razı olsun hepinizden. Teşekkür ediyorum. Tabii ayrılık konuşması yapmak o kadar kolay bir şey değil. Yani bir nevi küçük kıyamet gibi bir şey diyelim yani. Sizin de başınıza gelecek bu hafta. Allah razı olsun. Biz Kıbrıs'tan memnun olduk. 5 yılımız güzel bir şekilde geçti. İnsanlara gönlümüzü açtık. Onlar da bize aynı şekilde davrandılar. Bundan sonra da inşallah bu uzun bir süreç tabii ki biz elimizden geleni yapabildiğimizi yapmaya çalıştık. Bundan sonra da devam edecek inşallah. Bu gelenek zaten öğretmenimiz arkadaşlarımızın geleneği. Geçen sene başlamış, bu sene de devam ediyor. Bundan sonra inşallah devam edecek. Yani güzel bir bağlı, güzel bir çalışma oldu. Hepinizden Allah razı olsun. Yani sizlerin de bundan sonraki hayatlarında arkadaşlar bulunduk, bereket, başarı, sağlık, mutluluklar diliyorum. Haklarınızı helal edin. Dualarınızı unutmayın inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ben çekeyim hocam. Zaten. Hocam yandı işte şimdi sen çekiyorsun hadi böyle. Kamera çekiyor değil mi hocam? Tabii tabii kamera çekiyor hocam. Devam ediyor. Sayın Başkanım. Nezdinde hepinize teşekkür ediyorum. Uzaktan yakından geldiniz. Böyle bir merasim beklemiyordum ben şahsen. Hocamın mailini Umre'den sonra görünce kendisine mail attım. Maili de herhalde görmemiş. Tekrar beni aradı. Hocam katılacak mısınız? Ben dedim 5 kişiyle beraber geliyoruz. Ancak İzmit'ten katılan kardeşimizin eşiyle kızı gece geç yoğun tempodan dolayı mezuniyetten gelemediler. Sağ olsun kardeşlerini de kırmadılar. Onların da haklarını helal etmesini uzun bir süreçtir beni bekliyorlar. Sayın Başkanım bize elinden geldiğince çok büyük hizmetlerde bulundu. Çünkü ortak yürüttük bu hizmetleri. Ne zaman dediyse biz de koştuk geldik. Hasbelkader hizmetimiz geçtiyse karınca kararınca
kendimizi mutlu hissediyoruz. Ayhan Hocam gelirken beyanatları verdi. Biz uzun uzun konuşup vaktinizi almak sui edep olur. Başkanımdan ve hepinizden haklarınızı helal etmenizi talep ediyorum. Benim hepinize yerden göre hakkım helal olsun. Arkadaşlar o kadar hüzünlü konuşuyorsunuz ki alkışacak hal kalmadı insanlar. Evet. Selman Hocam, Selman İngiliz Hocam. Yani bir yandan ellerimiz gidecek, bir yandan gönüllerimiz kurup nasıl alkışlarımızı becerebiliriz. Bence böyle geliyor hocam, belki de gelin. Gerçi uzmana tarif etmek uygun değil mesela. Sağ olun. Teşekkür ederim. Beş yıl önce buraya Kıbrıs'ta din, kültür, ahlak bilgisi öğretmeni olarak geldik. Beş arkadaştık geldiğimizde Erdoğan Hocam, Halil İbrahim Hocam, Hasan Hocam, Ayhan Hocam. Hasan Hocam bizden önce ayrıldı bir sene öncesinden. Biz dört kişi burada devam ettik. Hasan Alpaydın Hocam daha sonra bize katıldı Libya'dan gelerek. Bu Kıbrıs'ta hizmet etme şerefine hep birlikte nail olduk inşallah. Yaptığımız hizmetlerin bir faydası olmuştur buradaki insanlara. Yani Kıbrıs'a geldiğimizde çok farklı şeyler gördük, farklı şeyler yaşadık, farklı tecrübeler edindik ve bu şekilde Kıbrıs'tan dönüyoruz. Yani geçen Büyükelçi resepsiyonda işte Kıbrıslı olmadan bir an önce gidin gibi bir laf söylemişti, söz söylemişti. Biz de tam Kıbrıslı olmadan bir an önce gidelim ki daha sonra belki bir daha dönüşümüzde geldiğimizde Kıbrıslı oluruz. Yani hayatımın güzel bir 5 yılını burada geçirdi sizlerle birlikte. İnşallah döndüğümüzde Kıbrıs'ı güzel bir şekilde hatırlayacağız. Sizleri unutmayacağız. Her zaman hayırla yar edeceğiz. Siz de bizi unutmayın. Türkiye'ye geldiğinizde ben Afyon'da olacağım büyük bir ihtimalle. Kapı merkezi açıktır. Buyurun gelin, misafirim olun. Haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Benden yana hakkım ne varsa ki yani yoktur da helal olsun. İnşallah giden arkadaşların hepsine hayırlı yolculuklar hep beraber. Kalanlara da güzel hayırlı hizmetler. Biraz sonra balık arkadaşlarıma gideceğim. Balık benim de ruhum sağ. O zaman şey olsaları ben istiyorum. Ben de buralıyım. Balık yapma da o yüzden gidiyor. Öyle mi? O zaman balıklara zaten veda etmiş diyorsun yani. Balık kalmadıysa balık veda etmiştir. Hiçbirisi kalmamıştır. Yok balık kaldı hocam. Hasan Hocam, Hasan Apaydın Hocam. Arkadaşlar en kötü durum budur. Yani diyor konuşması, konuşması, kalkması, gülmesi çok çabuk. Doğru dürüst erkeği izleyip ağlayamıyorsunuz da. Şimdi hani hanımlar olmasa belki biraz daha rahat ağlardınız ama o da olmuyor. Olmuyor yani. Hasan Hocam. Hocam sağ olasın. Teşekkür ederim hocam. Bizden böyle hani... Tamam hocam. Benden önceki arkadaşlarım gerekeni söylediler. Ben de aynı duygulara katılıyorum. Bu merasimi hazırlayan arkadaşlara hasreten teşekkür ediyorum. Ben Kuşadalıyım arkadaşlar. Oraya yolu düşebilecek olanlara telefonumu verebilirim. En iyi şekilde kendilerini ağırlarım. Yani isteyen olursa isteyene vereceğim telefonumu. Yani numaralı isteyene. Yani yolu düşme ihtimali olan varsa en güzel misafirliği şeyi yaparım ev sahipliğini. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sayın Başkanım, uğurlama adına bir hocamıza söz versek müsaadenizle. Bence herkes konuşur. Olsun diyorum. Gerçekten inşallah güzel hizmetler Türkiye'de devam ettirirler. Allah'ın da yardımcıları olsun inşallah. Önümüzdeki seneye de işte Hayrettin Hocam, Abdülkadir Hocam, Hasan Hocam arkadaşlar uğurlayacağız. 26. Hem bizim adımıza bir uğurlama konuşmamız yapacağız. Hayrettin Bey'in 13. Yeni öğretmen evi uğurlama konuşmasını çeken Dr. Arman Göğücü. Ölüm Allah'ın günü, ayrılık olmasaydı
Profesör Doktor Veda Başkanı Halim Atalay Bey'in yazısında.